Murat Çelik, Obama'yı ağırlayabilmek. Amerikan Başkanı Türkiye'ye gelip açık denizde bir Amerikan gemisinde konaklasaydı bu Türkiye açısından hiç de iyi olmazdı. Bu cümle Ali Özdoğan'a ait. Amerika Başkanı Barack Obama'nın 20 zirvesi için geldiği Antalya Belek'te kaldığı otelin sahibi Ali Özdoğan'a. Obama Belek'te Kalista Luxury Resort'ta kaldı. Detayları günlerdir gazete sayfalarında okuyor, televizyon ekranlarında izliyorsunuz. Ben size işin perde arkasında yaşananları aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın nerede kalacağı son güne kadar gizli tutuldu. Gizliliğin gerekçesi hep olduğu gibi güvenlikti. Hatta söylenti Obama'nın Belek açıklarına demirleyecek ve Amerikan gemisinde kalacağı yönündeydi. Özdağ'ın biz de hiç kimseye bir şey söylemedik ama bizim misafirimiz olacağı aylar öncesinden belliydi dedi. Dün görüştüğüm Ali Özdoğan'a dünyanın bir numarasını ağırlamak için nasıl bir süreç yaşadığını sordum. İşte anlattıkları. Bir yıl kadar önce zirve için beleğin düşünüldüğünü öğrendiğimde Amerikan başkanını biz ağırlamalıyız dedim kendi kendime. Belek kesinleşir kesinleşmez de Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nden randevu aldım ve Sayın Başkan'ı misafir etmek için başvurdum. Tabii bu noktada Ankara'daki otelimizin Marriott zincirinin bir halkası olması da bizim için avantajdı. Amerikalılar başkanın kalacağı yeri belirlemek için yaklaşık 5 ay önceden bir çalışma başlattılar. Bir heyet oluşturdular ve o heyet Belek bölgesini gezdi. Bizim o otelimizde incelediler. Tabii bu arada biz de çok ciddi bir çalışma yaptık. Daha önce Amerikan başkanlarının konaklama tecrübelerinin detaylarını öğrendik. Altyapıdan hizmete, her alandaki beklentilerini ve tabii standartlarını. Hazırlıklarımızı bu bilgiler ışığında yaptık. Nihayetinde lokasyonundan imkanlarına birçok kriteri göz önünde bulundurarak bizde karar kıldılar ama ön şart gizlilikti. Kimse bilmesin dediler. Biz de bu hassasiyetin gereği kimseye söylemedik. Gemide kalması çok kötü olurdu. Peki Türkiye ziyareti öncesi çıkan o Obama Belek'te açık denizde Amerikan gemisinde kalacak haberleri. Ali Özdoğan bu konuda o haberlerin kaynağını bilemiyorum dedi ve ekledi. Ama eğer öyle olsaydı yani buraya kadar gelip bizim topraklarımızda ülkemizin bir tesisinde değildi. Açık denizde kendi ülkesinin gemisinde konaklasaydı bu Türkiye açısından hiç iyi olmazdı. Düşünsenize Türkiye Amerikan Başkanı'nın güvenliğini ve konforunu sağlayamıyor gibi bir algıya yol açardı öyle bir tercih. Oysa şimdi tam aksine hem ülke turizmi açısından çok iyi bir tanıtım oldu. Hem de ülkemiz açısından müthiş bir güven mesajı vermiş olduk dünyaya. Ali Özdoğan'la sohbetimizde öğrendim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizzat ilgilenmiş Obama'nın Türkiye'de geçireceği iki günle. Özdoğan konunun bu kısmını da şöyle anlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız Obama'nın gelişinden bir gün önce Antalya Havalimanı'nda Zeynel Bey ile bana ülkemizden mutlu ayrılması için siz de üzerinize düşeni yapın dedi. Başkan Obama ile ikinci gün sabah sporunu birlikte yaptık. O bir buçuk saat içinde sohbet ederken Cumhurbaşkanımızın bana böyle bir talimatı oldu diye bunu anlattım. Güldü ve çok mutluyum. Bugün gördüğümde söylerim ki kendisine de. Ama sen de söyle belki de oteli de çok beğendim. Mutlaka tekrar geleceğim. Hatta tekrar geldiğimde golf de oynayacağız dedi. Bütün bunları neden yazdım biliyor musunuz? Hangi işi yaparsanız yapın sonuca ve başarıya ulaşmanın reçetesi belli. Ciddiyet, kararlılık, takipçilik, profesyonellik ve tabii özen. Murat Çelik, Vatan.